bu kredi kartı düzenlemeleriyle ilgili bir takım şeylerden söz ediliyor. Burada yapılmak istenen şey aslında sen de biliyorsun ki talebi bir miktar kırmak. Yani enflasyonu aşağı getirmek için talebi kırmak. Önümüzdeki hafta bir PPK toplantısı yapılacak. Orada da faiz artışları devam edecek gibi gözüküyor. Yani kuru bir dengede tutmak ve talebi kırarak enflasyonu aşağı getirmek gibi bir genel strateji var. Talebi kırarken de kredi kartı harcamalarını bir miktar zorlaştırmak gibi bir takım adımlar atılıyor. Önce biliyorsun yurt dışı turlarda şey olmuştu. Bu taksit kısıtlamasına girmişti. Evet. Tabii burada bir etken daha var. O da şu. Cari açığı da kontrol altına alacak. O tüketimi, yani lüks tüketimi diyelim ona, ya da ithal ürünlerinde bir miktar önüne geçebilmek. Ya param varsa al kardeşim, yoksa alma gibi bir denkleme gidiyor. Şimdi tabii net bir tablo yok. Tamamen böyle senin ifadenle söyleyeyim, yani bir meslek ifadenle söyleyeyim. Yani işte bazı kaynaklar, ulaşılan bilgiler. Şöyle bir şey yok. Yani en azından bugüne kadar ben duymadım. Hani insanların kredi kartı limitleri düşürülecek diye bir şey yok. Yani senin kredi kartın var 50 bin lira. Mine Hanımcığım kusura bakmayın, sizin kartınız bundan sonra 35 bin lira limitli gibi bir düzenleme gelmeyecek. Ama şöyle bir şey gelecek gibi gözüküyor. Senin kartının, yani o toplam limite göre bir asgari ödeme tutarı var. Oranı var daha doğrusu. Zannediyorum orası biraz yukarı çekilecek. Ve diğeri de nakit çekimindeki faiz biraz yükseltilecek. Ve belli sektörlerde de taksit kısıtlaması sonlandırılması ya da taksit sayısının azaltılması gibi bir takım düzenlemeler var. Bir şey söyleyeceksin. Bu söylediklerinin arasında en yani araya girip kesiyorum çünkü geride beraber kalmasın yapalım diye. Bu söylediklerin içerisinde en yapılması kolay ve daha önce çok kolayca yapılan taksit sınırlaması ya da taksitlerin kaldırılması ya da kuyum alışverişinin biraz daha bu anlamda kısıtlanmasıydı. Çünkü ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Bundan işte bir belki 10-15 yıl öncesinden bahsediyorum. O zaman da böyle bir darboğaza girmiş durumdaydı insanlar. O arada neyi nereden ödeyeceğiz diye düşünürken Türk aklı epeyce seri çalışıyor ve boşlukları yakalamayı biliyor. İşte kredi kartını ödemek, işte asgari ücretleri artırıldığında insanlar gidip kuyumcudan, çok iyi hatırlıyorum ben, kuyumcudan taksitle işte ya da krediler kesildiğinde kuyumcudan gidip taksitle altın alıp altını sardırmayıp bir kutuya koydurmayıp hemen orada yine parasını aldığını falan çok iyi hatırlıyorum ben. Dolayısıyla kuyumcuların çok büyük bir çoğunluğu bu anlamda özellikle mağaza haline gelmiş olan kuyumcuların çok büyük bir kısmı, kredi kartıyla iş yapanların mini kredi kuruluşları haline gelmişti. Gidiyordun işte 10 bin liralık altın alıyordun, 10 taksite bölüyordun, 1000 ödüyordun. İşte ona göre de bir şey, işte altın satış alış marjından bir fark yiyordun. Onu da kredinin faizine sayıyordun gibi. Şimdi onu mesela engellediler. Benzer bir uygulama herhalde olacak diye düşünüyorum. Asgari ücretini artırmak bilemiyorum çok. Asgari ücreti asgari oran bir kere, bir yanlış anlaşılma olmasın. Asgari oranını özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi valla şöyle, yani bu enflasyon bir bela kardeşim. Bu beladan, hı hı, da kurtulmamız lazım. Kurtulurken de mutlaka bir takım makro ihtiyati tedbirler alınacak, düzenlemeler gelecek. Bazılarımızın canı yanacak ama buradan çıkılması lazım. Bunun bir adını doğru koyalım. Yani özellikle cari açık konusunda pozitif katkı sağlayacak her türlü tedbiri de desteklememiz lazım. Ama bunun bir başka hikayesi var. Senin söylediğini biraz daha güncelleyeyim, bugünlere taşıyayım. Bu ülkenin insanların bir kısmı kredi kartıyla yaşıyor. Yani işte kredi kartından nakit çekiyor, hayatını idame ettiriyor, sonra dönüyor bir başka yerden bir finansman sağlıyor, kredi kartının asgarisini ödüyor. Böyle bir kendini bir finansal mühendislik aslında bu ya, kendini rol ediyor. Erdem Bey çok güzel finansal mühendislik daha yazmış, örnek teşkil etmesin ama telefonu faturaya yansıtıp sonra telefonu satma var şimdi diyor. Şimdi dolayısıyla burada evet bir iç talebi kısma hali isteği var ama bunun yaratabileceği bir takım etkiler var. Şimdi hatırlayacaksın, özellikle ilk ev alacaklara değil ama ikinci, üçüncü ya da daha fazla sayıda ev alacaklara ilişkin bir kredi sorunu yaratacağız. Yani kredi kullandırmayacağız dedi Sayın Bakan.
Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bugünlerde ya da yakın zamanda böyle bir niyetlenen var mı bilmiyorum ama yani aslında bugünden çok da farklı bir şey olmayacak. Yani bugün gidiyorsun bankaya, diyorsun ki selamünaleyküm, biz bir tane ev beğendik, 3 milyon lira kredi kullanacağız. Abi 250 bin lira veririz diyor. Dolayısıyla hani bugünlerde zaten konut piyasasına ya da konut alımına kredi muslukları açılmış da böyle onun önüne bir set çekilmeye çalışıyormuş gibi bir hal yok. İki, daha ilgincini söyleyeyim. Türkiye'deki toplam bankacılık sistemindeki kredi büyüklüğünün sadece %4'ü konutta, %1'i de taşıtta. Aslında kredinin büyük kısmı ihtiyaç tarafında, yani senin benim kullandığım kredilerde, KOBİ kredilerinde ve büyük ticari kurumsal krediler. Ama ne olursa olsun insanlar bir kere şunu düşünmeye başladılar. Ha, talep duracak, biz şimdi bunu alamayacağız. Ben bunu alamayacağım. Benim işte mal aldığım adamın işi bozulacak, karlılıklar düşecek. Bunların borsada şirketler var falan filan derken bu, ya bir dakika, bu düzenleme biraz banka karlılıklarına olumsuz yansır diye bankalara gelen satış bugün biraz daha genele yayılan bir hal aldı. Hikayenin aslı astarı bu. İkinci kısım şu. Şimdi bankada bir param var senin, TL mevduatta duruyor. Diyelim ki yarın da şeyin var, ne derler, vade dönüşüm var. Bankaya ya da banka müdürüne sorduğunda diyorsun ki, diyorlar ki sana, işte Mine Hanım, ortalama söylüyorum, 35'lerde bir faiz var. Senin paran normal TL mevduatta, benim param KKM'de. Yarın benim param da KKM'den döndüğünde, eğer TL mevduata geçmeye niyet edersem selamünaleyküm diye oran 45'te geliyor bir kere.